Şimdi açılış Fenerbahçe'nin alakasız gibi olacak. Ama sizden ricam sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu kısım çok çok önemli duyumlar içeriyor. Full duyum içeriyor. Belki de son zamanlarda izlediğiniz en dolu duyum videosu olacak. Normal şartlarda benim bunu yayında vermem lazım ama bugün önemli bir gün. Bugün bayağı işlerimin olduğu bir gün. O yüzden bu şekilde veriyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Nottingham Forest. Karagümrük forması giyen Alessano Endao için kulübüyle resmi görüşmelere başladı demiş Yağız Sabuncuoğlu. Şimdi aynı şekilde Serie A ekibi Genoa'da Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci'yi transfer etmek istiyor diye de. Bir başka haber var. Belki Yağız Bey'indir. Bu sezon 22 maçta 2 gol 4 asist yapan orta saha oyuncusu Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmeye sahip. Fatih Karagümrük aynı zamanda Bayer Leverkusen U19 formasını giyen sol kanat oyuncusu Samet Onur'u da renklerine bağlamış. Hocam nedir bu Fatih Karagümrük övme meselesi? Yani niye sen Fatih Karagümrük'ü överek başladın? Arkadaşlar bakın adamlar bir şeyi doğru yapıyorlar. Neyi doğru yapıyorlar biliyor musun? Oynayacak adamı buluyorlar, getiriyorlar. O yaştaki futbolcudan dahi bonservis almaya çalışıyorlar ve alacaklar da muhtemelen. Adam mesela size göre, bana göre ki bana göre yani yanlış bir tabir olmasın, esprili bir dille söylüyorum bunu. Birçok kişi farklı tarafa çekebilir ama ben diyorum 30 yaşın üstündeki futbolcu FETÖ'cüdür diyorum mesela hani PES'te oynarken. Bu esprili bir dil. Burada kastettiğim şey şu. Nefret ediyorum. Tahammülüm yok. 30 yaş üstündeki futbolcuya benim tahammülüm yok. Hani PES'te yönetirken tabii her şey rahat arkadaşlar. Sırf baskı yok, şu yok, bu yok. Ama gerçek hayatta mecbur oynatmak zorundasın. Şimdi Fenerbahçe'de hocam Sosa çok yaşlı. Şu çok yaşlı. Beşiktaş'a bakın. Josef çok mu genç? Topal çok mu genç? Atiba çok mu genç? Laiç, Oğuzhan. Ya kulübede yaşlandı Oğuzhan. Bir dönem 150 milyon euro MEK'üydü. Şimdi kaç milyon euro MEK'ü? Değil mi? Artı arkadaşlar bakın Karagümrük'ün Samet Onur hamlesi. Bak ne yapıyor adam? Hedefi tutturdu mu? Gittikçe gençleşmeye doğru gidiyor. Samet Onur gibi 5-10 tanesini bulup satsa iş bitecek. Bak Fenerbahçe'den bizim hala futbolcumuz orada Serhat Ahmetoğlu. Hala kiralık. Endao. Şimdi Fenerbahçe'deki mantık da şu. Düz mantık. Genç ve yaşlıların uyumlu bir hali olacak. Uyumlu bir takımına dönüşecek. Mesela Mesut Özil. Hocam çok yaşlı. Hocam Mesut ölmüş. Hocam Mesut yürümüyor. Mesela Mesut'un geçen gün Fenerbahçe TV'deki röportajından satır başları sevgili Talha Arslan'a selam olsun. Talha Arslan kısaltmış sağ olsun. Beni çok çok büyük bir yükten kurtardı. Teşekkürler Talha. Talha'ya içiyorum der gibi oldum. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Elhamdülillah bizler de öyle. Dünyada asistlerimle meşhur oldum. Ben de yargı videolarım. Valla ben duyumlarımla meşhur oldum mu ben daha çok bak beni meşhur eden ne oluyor biliyor musunuz? Her transfer döneminde gerçi son dönemlerde ne güzel patlamıyorduk ama bu dönem patladık. Böyle 3 transfer döneminde bir 2 transfer döneminde bir yanlış duyum veriyorum. Duyum tutmuyor. Herkes bana yükleniyor. Bir kısım diyor ki lan yazık gariban adam takip edeyim bak herkes yükleniyor garibana falan diyor. O vicdanlı kişilerin şeyine kanal büyüyor. Bak benim tutan duyumlarımdan bu kanal büyümüyor. Mesut Özil. Kandırma milleti Mesut falan gelmez diyorlar. 5 yıldız olayı, Yargıtay olayı, Ali Koç'un yüzde kaçta seçileceği, değil mi? Lemos'undan Tisserant'ına, Attila Salahis'ine, Vedat Muriç'ine. Bak kaç tane duyum var. Ya bu transfer döneminde bile kaç tane duyum var. Ben tutan duyumlarla gündeme gelmiyorum. Tutan duyumlarla kanal büyümüyor. Ya bunlarla meşhur olmuyorum. Ben nelerle meşhur oluyorum biliyor musunuz? Ben keşfettim. Fenerbahçe başarısız olduğu zaman eleştirince meşhur oluyorum. Şaka yapmıyorum, harbi harbi söylüyorum. Çünkü benim kadar net, korkusuz eleştiren yok. Şimdi yanlış anlamayın Ahmet Ercanlar ne kadar ben tarafsızım işte sansürsüz futbol derse desin kulübe bir yakınlığı var. Bir yerde durur. Ben durmam. Benim kulübe tamam kulübe yakınım ama ben doğru bildiğimden geri adım atmam. Ha belki Ahmet Ercanların o sansürsüz futbolunda çalışsam dururum. Niye durmayayım? Yerimi haddimi bilirim. Ama şu an için ben hiçbir yerde çalışmıyorum. Şu an bağımsızım. Birçok kişi de bunu istiyor. Bunu seviyor zaten. Yönetimin şeyleri. Mesela Mesut Özil transferi. Mesut geçen seneki gibi oynayacaksa hiç uğraşmayalım. Devre arasında bir Amerikan kulübüne kitleyelim. 5-10 milyon euro bonservis alalım. Mesut da kurtulsun biz de.
Eğer geçen sezonki gibi oynayacaksa net söylüyorum. Arsenal'dekinin, Real Madrid'dekinin 1/3 kadar, Arsenal'dekinin yarısı kadar oynuyorsa öpüp başıma koyuyorum. Sezonun en iyi topçusu Mesut olacak. En iyi transfer Mesut. %100 hazırım demiş inşallah. Ben izlemeden kesin, ben söze güvenmiyorum. Ben icraata bakıyorum abi. Ben icraata bakıyorum. Hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak, bir zahmet. Taraftarlarımızı çok seviyorum ben de. Bana karşı kötülük de besleseler ben Fenerbahçe taraftarını beğeniyorum abi. Seviyorum. Fenerbahçeli olduğu için seviyorum. İstediklerini yapsınlar. Ben şununu sevmiyorum, eleştiriyorum diyor. Aynısını kendi yapıyor. Düşer, düşmez, kalkmaz bir Allah var. Küfür edenlerden nefret ediyorum. Geçen Ersan'a dedi, sen de millete küfür ediyorsun. Lan bana adam ana avrat sövmüş. Ben de diyorum ki onun dediğinin iki katı. Ha, direkt açık açık ana avratı şöyle böyle demiyorum ha. Sen ne diyorsun iki katı diyorum. Sen de adamın anasını sövüyorsun. Lan adam yani bunlar bunu hak ediyor. Ama çıkıp da kimseye hedefe koymamış. Şu Fenerbahçeli sayfayla uğraşın, şu Fenerbahçeli uğraşın. Bu bana yanlış geliyor, tuhaf geliyor, enteresan geliyor. Bu kadar düşmanın içerisinde hedefe Fenerbahçeli koymak. Favori formam her zaman çubuklu demiş. Vallahi benim de bugüne kadar çubuklu ama bu sene beyazı çok beğendim. Yani diğer yayında gösterdim. Birkaç güne ondan da video çekerim. Beyazı çok beğendim. Tavsiye ederim. İkisinden birden alın diye yapıyorum ha, yanlış anlamayın. Çubukluyu illaki alacaksınız. Ben biliyorum. Birçoğunuzun totemi var. Ben beyazı da sattırıyorum. Kayserili ticaret zekası. Vitor hocam ile aramız çok iyi diyor. İsterse iyi olmasın. Ya bu taraftar, yanlış anlamayın, Van Persie yüzünden Vitor Pereira'yı silmedi. Şampiyonluğa olan inancı az olduğu için Vitor Pereira'yı sildi. Yoksa Van Persie sadece bir piyondu. Galatasaray maçında Diego ile Gökhan Gönül. Gökhan Gönül o boş kaleye, eşek kadar kaleye gol atsaydı ne Beşiktaş'a giderdi ne başka takıma giderdi. Fenerbahçe'de bugün ayrılıp bugüne kadar Fenerbahçe'de kalırdı. Eşek kadar kaleye rağmen. Giuliano atamadığı aşırtma. Giuliano'yu neyle hatırlasın? Atamadığı aşırtma. Kimse Antalya Spor'a attığı golle hatırlamaz. Nani'yi neyle hatırlamaz? Hocam Nani süperdi ya. Nani enfesti. Değil mi? Ama o sezon Fenerbahçe şampiyon olamadı. Keyalı sezonda olamadı. Bir sürü de gol yedi takım. Anlatabiliyor muyum? Ne olur Mesut Fenerbahçe tarihine doğru düzgün şekilde geç. Ne olur? Fenerbahçe Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang'ın kiralık olarak transferi için büyük ölçüde anlaştı diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar bu 3 günlük haber. 3 gündür bekliyorum. Bakın benim bilgim dahilinde böyle bir şey yok. Bekliyorum. Biz kiralık alacak olsak zaten Vedat'ı alırız. Vedat Muriç'i dururken başkasını niye alalım? Yani kiralık alacak olsak. Ali Oski ile Patrick Anhold'un, biraz hızlı geçiyorum ama inşallah takılmıyorsunuzdur. Yani Niyank'la alakamız yok arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Defalarca söyledim de bir kez daha yineleyeyim. Belki kanalı yeni tanımıştır. Adam, şu adamı bir takip edeyim bakalım ne anlatıyormuş. Futbol görüşü bilgisi nasılmış diye. İzleyen varsa söyleyeyim. Defalarcadır. Yalanlıyorum. Bir kez daha yalanlıyorum. Ali Oski ve Van Aanholt'un menajerleri önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelip ilgilenen kulüplerle görüşme yapacakmış. Peki ben bir şey söyleyeceğim. İkisi de Fenerbahçe'ye gelmeyecek diyorum ben haftalardır. Bana niye tekrar soruyorsunuz? Hatta şunu söyleyeyim. Ezgican Ali Oski'nin gelme ihtimali sıfırın altında. Hadi Van Aanholt'un gelme ihtimali az buçuk da olsa var. Araya Hoydonk'u sokarsın, Kayıt'ı sokarsın da. Öbürünü hiç beklemeyin. Ezgican'ı hiç beklemeyin. Aanholt. Arkadaşlar bu herif Aanholt ilk görüşmede devasa bir para istedi. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe şu an alacak durumda değiller. Abi bir de şey var. Sen Noah ya da Caner'i eksilttin mi de sol bek alıyorsun. Ama ben ikisini de yalanlıyorum. Benim favori oyuncum sol beke gelse Kolasinac gelir Fenerbahçe'de. Mesut'un kankası, Mesut'un can ciğeri, Mesut'un arkadaşı, Mesut'un sırdaşı, Mesut'un kirvesi, Mesut'un... Siz burada espri yaptığımı düşünüyorsunuz ama ben ciddiyim. Şimdi Inter 2016'da Sporting'den 40 milyon euro bonserviste transfer ettiği João Mario'nun sözleşmesini feshetmiş. João Mario da Benfica'ya gitmiş. Yani bir şeydeymiş, ne derler ona, flörtteymiş ve Benfica ile imzalamış sanırım João Mario. Bu bizim gündemimiz dışında hiçbir şekilde alakamız olmadı, ilgimiz olmadı. Merkez orta saha oyuncusu. Biliyorsunuz zaten. 13'ten bugün imzalamış hatta. 28 yaşında merkez orta saha oyuncusu, Portekiz milli takımının oyuncusu, Angola asıllı.
Düşünün ya, 40 milyon euroya almış, 1.2'ye kiralamış, 2016'da almışlar. Ve durum bu. Şimdi ben João Mário'yu Fenerbahçe'ye yazsalardı kesinlikle inanmazdım. Derdim ki palavra var. Ama Fenerbahçe'nin João Mário ayarında görüştüğü bir isim var. Ki sosyal medyada yansıyan bir isim Paulinho. Evet, Paulinho. Tamam, abone olacaktım ama vazgeçtim. Paulinho diyen adam, bu adam sarhoş, bu adam manyak. Paulinho kim, biz kim, Fenerbahçe kim, saçmalama lan. Paulinho diyor. Paulinho'nun sen kim olduğunu biliyor musun Mustafa hocam? Paulinho. Arkadaşlar, eğer Paulinho dediğiniz adamı bugün üretmiş olsaydım, dediklerinizin hepsine katılırdım. Bir haftadır WhatsApp grubunun bildiği bir isim Paulinho. Bir haftadır Paulinho ismiyle görüşme halindeyiz ama şimdi en korktuğum cümleyi kurdum. Görüşme halindeyiz deyince herkes o imzalamış, hayırlı uğurlu olsun hocam, kaça aldık falan filan, Inter Milan. Arkadaşlar bakın, görüşme ayrı, anlaşma ayrı, imza ayrı. Fenerbahçe Messi ile görüşebilir. Fenerbahçe Messi ile anlaşabilir ama imza atmaya maça yemez. Nereden karşılayacaksın? Bakın, Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği flash bir iddia ortadı. Brezilya basınından UOL'un haberine göre 32 yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda ciddi bir ilerleme kat etti diyor. Anlaşmaya yakın diyor. Brezilya'dan iki takımdan kiralama teklifi geldi. Ben de oynamak istedim, istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum. İlk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti diyor. Juan Juan'daki sözleşmesi bitiyor. 32 yaşında. 125 maça çıkıyor içinde. 52 gol, 22 asist. Ben size bunun olurunu anlatayım. Bu arkadaşın normal şartlarda oluru yok. 9,5 milyon euro piyasa değeri var. Fakat tarihi boyunca 126,86 milyon euro kazandırmış bir yaratıktan bahsediyoruz. 2019'da daha 42 milyon euroya giden bir yaratıktan bahsediyoruz. 6, 8, 10 oynayabiliyor. Arkadaşlar bir haftadır, 3-4 gündür, 3-4 gün öncesine kadar üyeleri ıkındıra ıkındıra söylemiyordum. Bir Brezilyalı isim var. Yani son 10 yılın belki de en iyi Süper Lig transferi olacak. Nazar değmesin, iptal olmasın diye söylemiyorum diyordum. İptal olması muhtemel. Bak ben harbi bir şey söyleyeyim. İstediği yıllık ücret çok çok fazla. Yani Sosa'yı kov. Sosa'yı kov. Gönder. Gustavo'yu kov. İkisinin alacağı yıllık ücreti tek başına istiyor. Ben bu riske girerim. Gustavo'yu dörde mi istiyorlar? Gitmek mi istiyorsun? Yolun açık olsun paşam. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler, bol güneşler. Bitti. Dörde git. Senin yıllık ücretin. Sosa gitmek istiyor. Kaynanan Eltin görünce. Tamam paşam, yolun açık olsun. Sosa ile Gustavo'yu gönder. Paulinho'yu al. Öp başına koy. Ya da orta sahadaki yabancı Pelkas 12 milyon euro teklif geldi. Gitsin. Sosa gitmek istiyorum. İşte 2 milyon euro da teklif getirdim. 14 gitsin. İkisinden gelen 14 milyon euro. Hadi Pelkas'a da 1 vermiş. 15. Böl 3'te 1'ine 5 milyon euro. 5 milyon euronun 3,5'unu bu çocuğa yıllık ücret ver. Hak eder. Süper Ligi sarsar. Süper Ligi silip süpürür ama çok çok zor. Hele hele medyaya düştükten sonra. Hocam basına medyaya düştükten sonra transfer niye iptal diye. Ya kim kıvırıyor mu hocam diyor arkadaşlar. Ben size anlatayım mı? Ezgican Alioski Galatasaray görüşüyordu. Biz görüştük, salça olduk, fiyatını yükselttik, alamadılar. Paulinho. Şimdi Galatasaray'da bak, Galatasaray'da yazacaklar, Beşiktaş'a da yazacaklar. İyi izleyin. İşte böyle oluyor. İyi de 20 bin kişilik sayfam var. 20 bin kişilik YouTube kanalım var. 20 bin kişinin YouTube kanalını Allah aşkına kaç kişi takip edecek? Siz bu kanalda boş beleş insanların olduğunu mu düşünüyorsunuz? Herkesi boş beleş mi zannediyorsunuz? Siz bu kanalın gerçekten Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu kişi ve yöneticilerle takip edilmediğini gerçekten düşünecek kadar saf mısınız? Benim dönemin içerisinde gırgır şamataya attığım video 2000 izleniyor. Ben kendi videomu kendim izlemem. 2000 kişi nasıl izliyor? Ya maç sonu değerlendirmelerim, benim maç sonu değerlendirmelerim bazen 40 bin 50 bin izleniliyor. Sizin haberiniz var mı? Ya maç öncesi, maç sonu değerlendirmelerim. Bakın lig başladı zaman ben en büyük patlamayı sezon başlayınca yapıyorum. Eskiden transfer döneminde kanal büyürdü, şimdi böyle. Ya
Paulinho için dediğim gibi yüksek bedeller istiyor. Fenerbahçe ortalamadaki şişkinliği eritebilirse bir ihtimal. Yoksa yok. Ha Ozan'ı 20'ye sat. Pelkas'ı 12'ye sat. 32. Sosa gitsin. 32 milyon euro kar elde et. Bu çocuktan 3,5'tan 5 yıllık imzala. Ben okeyim. Durum bu. MHK emeklilik yaşını 50'ye çıkardı. Fırat Aydınus devam edebilecek demiş. İyi, Beşiktaş'ın bir futbolcusu daha transfer olmuş oldu. Galatasaray ve Sağsoğlu Berkan Kutlu için Alanya Spor'a resmi teklif yaptı demiş. Yağız Sabuncuoğlu sanırım. Berkan Kutlu hangi mevkiydi ya? Orta saha mıydı? 3 milyon euro teklif yapmışlar hem de. 3 milyon 300 bin euro piyasa değeri. 23 yaş. İsviçre doğumlu. Merkez orta saha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Şimdi Salih Uçan gitti. Mantık olarak bitti diyorsunuz değil mi? Eğer bu çocuk gitmezse, burada devam ederse siz bakın bakalım neler olacak. Bu çocuk hangi seviyeye atlayacak? Yetenekli bir çocuk. İnşallah sağ sağlı alır. Yusuf Mert Tunç İstanbulspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamış. Fenerbahçe altyapısından çıktı. Varzim'e gitti. Şimdi geldi, bir yetiştirme bedeli alırız. 500 bin TL civarında bir yetiştirme bedeli alırız arkadaşlar. Onun dışında bir şey yok. Son 10 yılın bomba transferi geliyor dedim. Arkadaşlar bak, hakikaten diyorum. İhtimal hala var ama medyaya düştükten sonra sıkıntı. Hocam iyi de mesela senin üyelerin var. Galatasaray'da Beşiktaşlısı hiç mi yok içinde? Arkadaşlar biz üyelere belki 3 tane yalan söylüyoruz. 2 tane doğru söylüyoruz. 10 tane muallakta konu veriyoruz. 10 tane doğru veriyoruz. 2 tane yalan söylüyoruz. 5 tane doğru veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani üye arkadaşlarımız bu sistemi kabul ediyorlar. Ve hiçbirisi şey yapmıyor. Yani hiçbirisi ben %100 doğru duyum biliyorum diye falan filan gelmiyor. Tamam. Paulinho'nun menajeri Galatasaray'la görüşmüş, şartlarını iletmiş diye haber duydum. Bak bunlar normal, Beşiktaş'tan da duyacaksınız. 3,5 milyon euro maaş istiyor oyuncu diyor. Ben dedim ki ben alırım. Bakın bizim sıkıntımız ne biliyor musunuz? Emre Belezoğlu. Canımız ciğerimiz dedik, camianın evladı dedik. Emre Belezoğlu'nun aslında Fenerbahçe'ye bazı kazıkları var. Samatta gibi, Tisserand gibi, Lemus gibi kazıklar var. Yani bana ne derseniz deyin, ben Emre Belezoğlu düşmanı değilim. Ben eğri yeri doğruya doğru diyen bir adamım. Bu kazıkların gitmesi çok zor. Bunları bonserviste satmamız çok zor. Umarım yönetim çok büyük bir yetenekli bir hamle yapıp da bunları elden çıkartır. Hani bunların Adem'in gitmesi mesela. Değil mi? Ahmet Ercanlar demiş ki Vitor Pereira Tisserand'ı ikinci sağ bek olarak değerlendirebilir demiş. Bunu duydum demiş. Arkadaşlar bu midem guruldadı açlıktan. Bu başka bir olay. Şimdi bu olay %100 doğru değil. Ama %100 doğru gibi konuşmak zorundayım. Belki de Fenerbahçe'ye yeni sağ bek gelsin. Tisserand isteyen takımların eli güçsüzleşsin de bir an önce satılsın diye. Ya Tisserand iyi bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Az önce kazık diyordum. İyi bir oyuncu. Almanya Ligi tecrübesi var. Yani birçok iyi ligde oynamış bir futbolcu. Ya ben gerçekten Tisserand konusunda bazı takımları anlamıyorum. Lan. Fenerbahçe şu an 3 milyon euroya satar mesela Tisserand'ı. 28 yaşında. Kongo'nun, Demokratik Kongo'nun. Normal Kongo'nun da değil. Demokratik Kongo'nun kaptanı bu herif. 1.90. Çok hızlı. Sağ bek oynayabiliyor, sol bek oynayabiliyor. Hocam Allah'ını seven Tisserand'ın anası bu kadar övmez ya. Allah belasını versin. Kel spanın der. Arkadaşlar ben Fenerbahçe menfaatleri gereği şu anda Tisserand'ı Ramos'tan üstün gösteririm. Sıkıntı değil. Bak Almanya, Wolfsburg, Ingolstadt'da oynamış. Monaco'da oynamış. Yani ben bu futbolcuyu almayan takımın Monaco'da oynamış futbolcu. Toulouse'da oynamış, Lens'te oynamış. Fransa Ligi var, Alman Ligi var, Süper Lig var. Bilmiyorum, bence çok yetenekli bir isim. Yani niye almıyorlar? Çözemiyorum. Zorya Alanya maçı var. Hazırlık maçı. Allah yer 11'de. Dur hemen bunu retweetleyin. Maç başlıyormuş. Evet, onu da söyledik. Murat Zorlu demiş ki Fenerbahçe'nin Charlotte'u alması olmayacak iş değil. Oyuncu da Trabzon yerine Fenerbahçe'yi tercih ediyor demiş. Ben söyleyince sövüyordunuz. Kanala bakın.
Ben söyleyince kızıyordunuz. Kanala bir bakın. Bakın kanalda neler paylaşmışız. Bir bakın kanala. Kanala bir bakın ya. Bu adam neler paylaşmış. Bir bakın arkadaş. Şurlot diyor. Ya hoca. Şurlot kim? Fenerbahçe kim? Peki ya gelmez ya. Ha pozisyon bir yerlendirme bilgisi yüksek. Ama vallahi bence de gelmez. 16 milyon euro piyasa değeri, 2025'e kadar sözleşme. Norveçli, 32 milli maç, 11 gol. Sol kanat, sağ kanat oynayabiliyor. Ama Almanya performansı biraz... Trabzon'un geri alma önceliği var ama Trabzon'da yıllık maaşını veremeyiz diyor. Zor ya. Zor zor. Edin Viska demiş ki, Edin Dzeko'ya sen benim abimsin. Ama Türkiye'ye gelirsen yalnızca Başakşehir'e geleceksin dedim. Diğer takımlara gitmesine izin yok. Peki Vitcacığım, seni transfer ederse bir takım, o zaman yine mi Başakşehir'e gidecek? Hocam Vitca geldi mi Fenerbahçe? Arkadaşlar bu arada bu yani yanlış anlamayın, bu videoyu beğenmiyorsanız gerçekten Galatasaraylısınızdır. Gerçekten hakiki manada Galatasaraylısınızdır. Şu videoyu beğenmiyorsanız Galatasaraylısınızdır, Beşiktaşlısınızdır, Trabzonsporlusunuzdur. Yani 50 tane duyum verdim. İnanın üyeler bu kadar duyum almıyorlar. Ben önce şey yapayım ya, üyelere açık yapayım, sonra herkese açık yapayım. Öyle yapayım dur. Üyelere de haksızlık olmasın. Yani beğenmiyorsanız gerçekten Galatasaray Beşiktaş'ta olduğunuzdan şüphe edin. Açık açık konuşuyoruz duyumları. Biraz da nazım olsun. Ha ben sizin yerinizde olsam kanala da abone olurum. Çok yakışıklı kanal. Bak forma morma dağıtıyor. Eğlenceli içerikler var. Ha bazen saçmalıyorum. Kabul. Geçen sene Lemos'tan Tisserant'a o kadar güvenmişim ki. Emre Kefil diye. Yani. Ama sonra ikisinin de Skills videolarını izleyince bunlardan bir Skills olmaz demişim. Yani Skills hareket demek değil mi? Kabiliyet demek yani. Bunlardan bir hareket olmaz. Ya bir kabiliyet olmaz demişim. Sizin yapacağınız skillse demişim. Hay bu iki futbolcunun da diye başlamışım. Ha bu sene Colker. Mesela Colker iyi bir transfer oldu. İnşallah Colker iyi bir transfer oldu ya. Güzel bir transfer oldu. Stoper bakıyoruz. Belki 2-3 tane stoperi birden satarsak bir tane alırız. İyi bir şey. Ama başta yok. Fabio Martins aslında bu yoktu. Bu yoktu arazide satayım. Bu içimde geldi. Bu yoktu, bu içimden geldi Fabio Martins. Bakın Fabio Martins ismi konusunda şunu söyleyeyim. Biz bu herifin menajerinden görüşme talep ettik diye Twitter'da gördüm bugün. Diyor ki menajerinden görüşme talep ettik. Uygun şartlarda almak istiyoruz demiş. Ben düzeltme yapayım. Biz bu herifle ve menajeriyle bu sezon, bu transfer döneminde kaçıncı görüşmemiz için görüşme talep etmişiz? Yani kaçıncı görüşme için? Yavşak inmiyor, yavşak inmiyor. Yavşak Fabio Martins inmiyor. Azıcık inse fiyatında Fenerbahçe H.O. yazacak. H.O. Games. Tını game. Ha belki de biz Fabio Martins ismini şimdi gündeme iyice atacağız ki başka bir ismi daha kolay transfer edelim diye Süper Lig'den futbolcu eritmeye çalıştığımız. Fabio Martins Brezilyalı. Fabio Martins, Paulinho. Oo! Bir düşünün. Sağda iyi bir Brezilyalı yok, oraya olmaz artık. Valla Fabio Martins dediğim gibi düşmüyor. Düşmüyor. 2023'e kadar sözleşmesi var. Yine kiralık olabilir. Biz Fabio Martins'i 4,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyoruz. Kulübü diyor ki ya bak bu yavşak ya. Siz buna bir anlaşın. Siz bunu anlaşın. Biz kolayız. Biz okeyiz. Biz 4,5'a da veririz diyor. Bu yavşak inmiyor. Bu yavşak bir inse. Yavşak da Fabio Martins oluyor bu arada arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Ersan'dan bahsediyorum zannetmesinler. Bu arada Ersan, Fabio Martins'e okey misin? Paulinho'ya okey misin? Yani senin standartlarına göre bunlar yıldız mıdır? Bunu da konuştuk. Ben şunu söyleyeceğim. Net, çok net leblebici diye tanımlıyorum ben. Leblebici.
Çok net. Leblebici. Bir forvet lazım. Çok iyi bir golcü lazım bize. Tempolu bekler lazım. En azından bir tanesi. En azından sağ bek tempolu olacak. Bak Rozier. Ulan adam Rozier'le Gezze Alan şampiyonu oldu. Gözünüzü seveyim ya. Paulinho. Fabio Martins. Sağda Shaqiri konuşurdu. Sağ beke de Rozier'i getir. Ama 4 tane bombam var. Mesut. O ayak uydurursa 5. Forvet'e eşeği koy. Yok onu söyleme, eşeği koy. O bile atar diyeceğim de atamayanları gördük. O yüzden çok şey yapmayalım. İyi bir golcü. Tempolu bek lazım. Bak Visca aslında ligde alınabilecek en kolay isimlerden biri ama gelmeyecek. Çünkü bizimkilerin çok isteği yok. Bak Visca tarzını kanat al. Visca tarzı kanat al. İyi bir sağ bek al. Tempolu bir sağ bek al. Golcü al. Leblebici al. Şampiyonluğun en büyük adayı sensin. Ama şu an kadro şişti. Bak orta sahamıza bakın abi. 50 tane aynı çeşit oyuncu var. Ben şunu da söylüyorum. İrfan Can Kahveci'nin iyi sol kanat olur. Madem alamıyoruz onu değerlendirelim solda. 12, 7 milyon euro para verdim. Bak Ozan var, Pelkas var. Kim para ediyor? Şu sat. Bu adamların gelecek sene aynı parayı edeceği meçhul. Ben Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor görüşürken dedim ki bak Trabzon başkanı eğer azıcık zekiyse ikisini de satar. Bunun sakatlığı var. Abdülkadir Ömür'ün bir çaprazı kopsa dedim. Şimdi 15 veren de 5 bile vermez. Ulan sanki yani tövbe haşa kaderini ben yazdım sanki çocuğun. Gitti sakatlandı 5 bile vermiyorlarmış şimdi. Hep herkes için geçerli. Ozan 15 mi ediyor, 20 mi ediyor? Sat gitsin. Pelkas 12 ediyor. Sat git. Seneye bu performans gösterecek. Ne biliyorsun? Onu da söyleyeyim. Biz biraz transferi ağırdan aldık ama hızlanacağız inşallah bu 5-10 günlük süre içerisinde. Onu da söyleyeyim. Bak mesela Zayt's. Bak biz Zayt's konusunda iyi bir kazık yedik. Yine aslında Emre Belezoğlu sözleşmesi desem yalan söylemiş olmam herhalde ama Zayt's, Dirar. Bunlar kazık çaktı. Barış Alıcı mesela. Barış Alıcı gitti istenmiyorsun dedi. Herif daha kampta herhalde. Çok değişik bir kadromuz var. En az 12 kişi göndermemiz lazım. Transfer istiyorsak. Öyle bir sıkıntı var ortada. Nasıl olacak? Nasıl edecek? Bilmiyorum. Atilla Salahi bugün geldi. Hacı Badem'de Altunizade'de sağlık kontrollerinden geçti. Topuk yerlesine katıldı. Durum bu arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bizim kanalımız Fenerbahçe duyumları ve haberleri. Fenerli duyum. Ama Fenerbahçe'nin yatı Fenerbahçe'nin kalkıyoruz. Ben boştayım. Şu an tatildeyim. Rahat rahat video çekiyorum. Yayınlar atıyorum. Sizlerin evlerine misafir oluyorum. Burada çoluk çocuklar var. Hanım kardeşlerimiz var. Yaşı benden büyükler var. Küçükler var. Biz burada her çeşit mevzuyu konuşuyoruz. Yani ben mesela Selim böyle 58 inç 60 inç falan var herhalde. Büyük televizyon düşünüyorum mesela. WhatsApp grubunda onu konuşuyoruz. Bir tane Vestel'im buldum 58 inç 147 ekran 4K Ultra HD Smart 4859 lira. Mesela bunu bile soruyorum ben WhatsApp grubuna. Ya da üyelere diyorum ki ya şöyle bir şey alacağım ben danışıyorum. Danışmakta fayda var. Ben burada herkese danışıyorum. Arkadaşlar kanalı büyütmek için neler yapabiliriz? Hani hangi yanlışımız var? İftira atmadan. Açık açık. Ha, hocam diyor bir arkadaşımız. Ben dedi kameranı beğenmiyorum. O zamanlar tost makinesiyle çekiyoruz. Kıydım paraya kamera aldım. Hocam ben mikrofonu beğenmiyorum. Kıydım paraya mikrofon aldım. Hocam ben de arkada bir görsellik olsa nasıl olur? Fenerbahçe işte tablosu mablosu. Tablo aldık. Ya hediye geldi sağ olsun. Şu anda ekranda gördüğünüz ben hariç hemen hemen her şey yok. Gözlüğüm ve ben hariç. Her şey hediye. Çok şükür dostlar edindik. İyi dostlar biriktirdik. Hepsi ailemiz oldu. Hocam iyi oyuncu koltuğu gidiyor. Hocam bir laptoptan çeksin. Hocam bir şöyle yapsam. Ben Allah razı olsun bak. Hani parayla pulla ne kadar münasebetim olduğunu şöyle anlayın. Bak tablo hediye. Oyuncu koltuğu hediye. Formam hediye. Laptop hediye. Mouse hediye. Anlatabiliyor muyum? Biz böyle dostlar biriktirdik. Kanalı büyütürken aile olduk. Ben bırakayım edeyim diyorum. Nereye bırakıyorsun diyorlar. Yani İzin vermiyorlar yoksa çok şey. Çok güzel insanlara hediyeler gönderdik. Çok güzel insanların yarasına merhem olduk. Daha da olacağız inşallah Allah ömür verdikçe. Ya bu kanalın şeyi bu. Bizde küfür yok, ahlaksızlık yok, terbiyesizlik yok. Ha. Az önce mesela skills videosu dedim. Adam bana diyor ki hocam diyor sen açık açık küfür etmişsin diyor. Abi ne diyeyim ya? Okunuşu öyle. Okunuşu da öyle, yazılışı da öyle. Ne diyeyim?
Bu çeşitli art niyeti düşünmeyen herkesi kanalımıza bekleriz. Abone olmaya bekleriz. Abone olmanızı rica ederiz. Ha, yanlışım yok mu? Var. Açık açık söyleyin. Hocam senin şu yanlışın var diyeyim. Ama size göre değil. Genel olan yanlış. Size göre atıyorum, kafadan atıyorum. Maraş, Elbistan. Kahramanmaraş, Elbistan Türkiye'nin en iyi şehri, yeridir. Bu arada Kahramanmaraş, Elbistan'a da selam olsun. Elbistanlı arkadaşlara. Benim genelde Elbistanlı arkadaşlarım var. Yani Alevi olan var, Sünni olan var. Yani çatır çatır arkadaşlar. Adam satmayan türden arkadaşlar. Aklıma gelmişken oraya da selam gönderim. Ben bir laf söyledim. Adam bana çıktı, ne dedi biliyor musun? Dedi işte Alevilere laf söyledim. Lan neresinde söyledim? Bakıyorum demişim ki orada. Benim çok iyi samimi dostum Aleviler var demişim. Bunu bir tarafınızdan anlayacaksanız zaten hiçbir videomu izlemeyin. Çünkü sizinle anlaşamayız. Siz gerizekalısınızdır. Ya sıkıntı vardır sizde. Bu lafı anlayabilecek en son manı. Ha dediğim gibi size göre Maraş, Elbistan Türkiye'nin en iyi yeridir. Bana göre Kayseri en iyi yeridir. Öbürüne göre Antalya. Bu hani öznel bakış açısı. Bana göre beyaz forma çok iyi. Size göre çubuklu çok iyi. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında her türlü öneri ve görüşleriniz için mail adresimiz var. Hakkında kısmı var kanalında. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten diyorum hani bu bir binadır. Bu binaya koyacağınız her tuğla Fenerbahçe taraftarına geri dönecek. Buranın kazancının artması Fenerbahçe taraftarına ya da yardıma ihtiyacı olan birçok kardeşimize güzellikler olarak geri dönecektir. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnsanoğlunu asla ve asla mutlu edemezsin. 21-22 bin kişiye yaklaşmışken 22 bin kişinin hepsini mutlu edemem. Fenerbahçe şampiyon olsa diyecektir ki niye 3 puan fazla olmadık? Ozan Tufan'ı 50 milyon euroya satsak niye 51 değil diyenler çıkacak? 100 forma dağıtsam niye 105 değil? Niye 110 değil? Arkadaşlar gelirimiz işte misal veriyorum 1 milyon TL bu ay gelirimiz var inşallah. 1 milyon TL'nin hepsini forma dağıtacağım. Niye 1 milyon TL'nin hepsini? Borca gireydin 1 milyon 100 dağıtsaydın gelecek ayda 1 milyon gelecek diyenler çıkar. O yüzden insanların hepsini mutlu etmek mümkün değil. Bak yine söylüyorum varsa hatam ben hatalarımdan dolayı özür dilemeye gocunan bir adam değilim. Ben peşinden özür dileyim varsa hatam. Ama bu yolda lütfen bir arada olalım. Bak Fenerbahçe etrafında kenetlenelim. Başka Fenerbahçe yok. Başka Fenerbahçe yok. Gülelim, eğlenelim, değerlendirelim, yorumlayalım. Videonun başında dedim ya benim kadar net eleştirebilen yok. Ben bu sene maçın birinde dedim ki bizimkiler o kadar kötü oynuyor ki penaltı kazansak atamazlar. Sosa kaçırdı penaltıyı. Devranaz herif geldi bana küfretti. Sen kaçıracak dedin kaçırdık diye. Bu eleştiri değil de bu öngörümdür. Geçen sene bir Konya maçımız vardı 2 sene önce. Bak dedim Devranaz yani. Bu Konya 10 kişi değil. 9 kişi de kalsa biz bu Konya'yı yenemeyiz. Yine en iyi ihtimal 1-0 biter. Harbi 1-0 yenildik. Daha neler var hani en uç örnekleri bunlar. İşte ben bugün Valencia'dan gol bekliyorum. İşte atarsak bugün Pelkas atar Trabzon maçı. Pelkas öyle bir gol atar dedim şapkadan tavşan çıkar. Hatta şapkaya değil kolunu sokması lazım. Dedim. Kolunu sokacak oradan tavşanı öyle çıkaracak dedim. Pelkas kıtalar arası gol attı Trabzon deplasmanında. Ya neler neler dediğim gibi durum bu. Hatalarımız için özürlerimizi dileyelim. İyi yaptığımız şeyleri de lütfen takdir edin, belirtin. Birçok insan bak abone olmayan kullanıcılar %60'ını gösteriyor. Ya abone olmayanlar izliyor arkadaşlar. Özellikle 20 binlik, 30 binlik videoları. Bu tip videoları atın yorum, anlatın, kanalı tanıtın, bizi tanıtın, güzelliklerden bahsedin, insanları teşvik edin. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.